Vallahi çok güzel. Havalimanı kapasitesini dikkate aldığımızda özellikle iç hatlarda 1,5 milyon, dış hatlarda 4 milyonluk yıllık kapasite varken bugün iç hatlarda yılda 20 milyon yolcuya, dış hatlarda 10 milyon yolcuya hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Hakeza 2002'de iç hatlarda yaklaşık 1 milyon, dış hatlarda 1,5 milyon yolcuya hizmet edilirken bugün özellikle iç hatlarda 9,5 milyon yolcuya hizmet eder hale geldik. Dış hatlarda da 2,5 milyonun üzerinde bir yolcuya hizmet ediyoruz. Dolayısıyla toplamda 12 milyonun üzerinde yolcuya hizmet ediyoruz. Yani 2,5 milyondan 12 milyona hizmet eder hale gelmiş durumdayız. Artık dünyanın en büyük havalimanını, yani İstanbul 3. Havalimanı'nı da gerçekleştiriyor. Ve inşallah havacılığa girmişken onunla ilgili de bir cümle ifade etmiş olayım. Hedefimiz 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazını bitirerek 90 milyon yolcuya hizmet eden bir havalimanını İstanbul'a kazandırmak. Ancak uzun vadede 200 milyon yolcuya yılda hizmet edebilecek bir havalimanı, adeta Türkiye'nin gurur duyduğu dünyanın da en büyük havalimanını yapmış olacağız. Onunla ilgili de bütün işler, işlemler çok planladığımız şekilde yürüyor, hızlı bir şekilde ki bugün yaklaşık 18 bin kişi sahada 7/24 çalışıyor ve önümüzdeki yıl bu rakamın 30 bine çıkmasını hedefliyoruz ki 2018'in ilk çeyreğinde inşallah İstanbul Havalimanı'nda, yeni havalimanında insanımızın, ülkemizin hizmetine sunmuş olalım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Burada isim yazmışlar. Ben tabii Kars yazmalarını bekliyordum. Haklı olarak diyorlar ki Kars'ı İzmir kardeş. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu noktayı düşünürsen biraz fazla havaya kaldırmak lazım ama çok da havaya kaldırırsa kendi yüzümüz gözüküyor. Olmadı.